istiyoruz arkadaşlardan. Seçimden sonra Sayın Başkanımızı... Başkanımız, Sefer Büyükşehir Belediye Başkanımız, Türk İş Yönetim Başkanımız ve kıymetli misafirlerimiz programımıza... Hizmet ödülü takdim ediliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toşoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Dün sabah bir canlı yayına katılıyorum Ankara'da. Önüme bir kağıt uzattılar. Dediler ki Adapazarı'nda tank palet fabrikası özelleşiyor, kapanıyor. Asgari ücret konuşurken onu anlattım. 714 kişi çalışıyor. 112 memur çalışıyor. Geri kalanı subay, astsubay. 972 sayı. Şimdi onların yerine birimiz, kendimizi onların yerine koyalım bakalım. Onların ailesinin yerine koyalım. Fabrika ne olacak? Oğlum ne olacak? Kocam ne olacak? Çocuğum ne olacak? Fabrika kapanacak mı? Hiç kimse bir şey bilmiyor. Hiç kimse bir açıklama yapmıyor. Bu şehirde vekiller var. Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Herkes burada yetkili, seçimden gelen var, atamayla gelen var. Birisi bir şey söylemesi gerekmiyor mu? Gerekiyor. İşte dün konuştum Milli Savunma yetkilileriyle, bakan yurt dışında, Aleksan Bey, onunla konuştum. Dedim Aleksan Bey bir an evvel bakanla konuş, Sayın Cumhurbaşkanımızdan konuş, bu şehre bir bilgi verin, bu şehre bilgi vermek durumundasınız. Şimdi girerken Aleksan Bey aradı beni, dedi bakan bey yurt dışında, dedi konuşacağım, hemen gelip ya gelirim arkadaşlara bilgi veririm. Değerli katılımcılar, ben üç yerden sorumluyum. Bir, işçiyim. İki, Türk'ün başkanıyım. Üç, Sakaryalıyım. O fabrikada çalışanlara, o fabrikaya zarar verecek bir şey yaptırmayız Allah nasip ederse. Onun için o fabrikadaki arkadaşlarımızla ilgili zannediyorum yetkililer kısa zamanda bilgi verirler. Değerli kardeşlerim, eğer Türkiye'yi inceleyin bakınız. Bir şehrin ekonomisi ileriye gittiyse, zenginleştiyse, ordunun şehrin yöneticilerinde birlik ve beraberlik varsa o şehrin ekonomisi farklı bir noktaya gidiyor. Bakın burada kim var? Valimiz var. İş dünyasının ödül töreninde valimiz var. Belediye başkanımız var. Rektörümüz var. İşçilerin başkanı var. İşte bu birliktelik bereketi getiriyor. İşte bu birliktelik de aslında Sakarya'mıza özellikle rahmeti ve bereketi getiriyor. Neredeyse senede iki sefer Sakarya'ya geliyorum. Niye geliyorsunuz derseniz sizden moral alıyorum. Bugün morali sizden alıyorum. Moral ihtiyacı olan yerlere de götürüp veriyorum. Haberiniz olsun. Şimdi bakın birkaç tane rakam vereceğim. Türkiye'nin en büyük bir sanayi kuruluşu içinde Sakarya'da bulunan firma sayımız 10 sene önce 9'muş. Şimdi 13'e yükselmiş. Bunu kim sağladı? Bu salonu dolduran sizler sağladınız. Aslında hepinizle iftar ediyorum. Biraz önce ihracatta baktım, 51 ili geride bırakmışsınız. Sakarya ihracatta 81 ilin 51 ilini geride bıraktırmış. Öteki taraftan marka şehir haline, bu birlik ve beraberlikle Sakarya bir marka şehir haline geldi. Üretimin başkentlerinden bir tanesi Türkiye'de Sakarya. O sebeler durmadan çalışıyor. Bir yetmiyor, iki yetmiyor, üç. Türkiye'deki Sakarya'daki üretilen her beş araçtan dördü ihraç ediliyor. Dünya standartında kalite yapıyoruz biz ve dünyayla rekabet edebilen ürünleri Sakarya'mızda üretiyoruz. Kısa çalışma ödeneği, mevzuatı değişti. Sanayicilerimizin bundan faydalanması mümkün hale geldi. Yaklaşık şu an itibariyle 9000 işçimiz işini kaybetmeden iş yerinde işsizlik sigortasını aldığı maaşla iş yerinde çalışmaya devam ediyor. SGK prim borçlarını özellikle düzgün ödeyen mükellefler için son 5 yılda düzgün ödeyenlerin son 1 yılda yaptıkları bir aksaklıktan dolayı
60 aya kadar bu yapmış oldukları aksaklığı 60 aya kadar vadelendirildi. Özellikle kamuya iş yapan kardeşlerimiz için işlerini tasfiye edebilmesi imkanı sağlandı. Tasfiye kararnamesi çıkartıldı. Ticari uyuşmazlıklar bugün en haklı ticari davanın süreci 2,5 yıl. Bu kapsamda arabuluculuk müessesesi zorunlu hale geliyor. Bununla ilgili yasa çalışması bitti. Özellikle kredilerin, bankalardaki kredilerin, farklı bankalardaki borçlarımızın yeniden yapılandırılmasının imkanı çıktı. Teknik iflas 39'da bizim için çok önemliydi. Şirketlerimizin bilançosu için teknik iflas sorunu çözüldü. İş piyasaya destek olmak üzere 4 sektörde otomotiv, mobilya, konut, beyaz eşyada KDV ÖTV indirimleri sağlandı ki bu sektörlerdeki sağlanan ateşlemeyle beraber, iyileştirmelerle beraber özellikle piyasamız biraz olsun dönmeye başladı. Peki sıkıntılarımız yok mu? Var. Bunları da iletiyoruz. Bunlardan bir tanesi istihdam üzerindeki vergi yükleri. Sayın Atalay doğru söylüyor. 1600 lira asgari ücret ama bana maliyeti 2500 lira. Biz de diyoruz ki işçimiz daha fazla alsın. Almasın demiyoruz. Ama üzerimizdeki vergi yükünü kaldırın da işçimiz hiç olmazsa asgari ücrette sıfır olsun 2500 lira alsın diyoruz. Bunun üzerindeki yük kalksın. Sakaryalı hemşerilerimiz geldikçe bu tabloda kendilerini görmüş olacaklar. Ben ODTÜ ve borsalarıma teşekkür ediyorum.